Şimdi Kasım ayında biliyorsunuz Türkiye genelinde denemeler resmen artık başladı ve ben hiç yayın ayırt etmeksizin hepsine girmenizi öneriyorum. Ama bize lütfen şu anda yapmayın. Bundan 2 ay kadar önce bir yayının aldı dedim, bunları çözmenizi istiyorum. Tamam, çözdüler hepsi. Netleri geldi. Bunların hepsi bende kayıtlı. 2 ay sonra aynı denemeyi bir daha verdim. Buyurun dedim, aynı denemeyi bir daha çözeceğiz. Hocalar şunu garanti altına almak istiyor olabilir. Evet, ben bitirdim, 4 kaynağı temize gel, bundan yanlış istemiyorum. Haklı. AYT fonları ne alemde? Herkese selamlar, herkese merhabalar. Son zamanlarda planlama üzerine, denemeler üzerine gördüğüm çok ciddi hatalar var. Bunları sizlerle paylaşacağım. Lütfen bu hataları yapmayın. Çünkü bu kadar çok emeğiniz var, maddi, manevi, zaman, her konuda bir şey, emek veriyorsunuz. Ve bu hataları görünce cidden ben çok üzülüyorum. Çünkü seminerlere, fuarlara katılıyoruz. Biliyorsunuz bir yandan devam ediyoruz. Orada sorularda duyduğum, bizzat kendi öğrencilerimde gördüğüm bazı şeyleri sizlerle paylaşacağım inşallah. Birincisi, şimdi Kasım ayında biliyorsunuz Türkiye genelinde denemeler resmen artık başladı. Ve ben hiç yayın ayırt etmeksizin hepsine girmenizi öneriyorum. Girin hepsine. Çünkü hocam şu yayın şöyle, şu yayın böyle falan demeyin. Eğer müsaitseniz, vaktiniz olmaya uygunsa mutlaka girin. Ama bize lütfen şu hatayı yapmayın. Denemeden çıkılıyor. Geçenlerde bir tane öğrenci. Resmen şunu yaşadık. Çıktı geldi hocam, bitti işte her şey, işte denemeler ortada. Yani Allah belli. Hani böyle bir sürü şey de çıkıyor ağzından. Tabii saçma sapan şeyler. Tabii o anda saçma. Artık şu modda. Yani bu denemede bu varsa tamam hocam. Ben ne kaldık? Hele bir de mezunlarda şu var. Hocam ben geçen sene bunu yapıyordum zaten falan gibi. Birincisi, henüz siz o kıvamda olmayabilirsiniz. Önce bunu bir anlayın ne olur. Yani öğrenci resmen şunu söyledim ya, size de aynı şeyi söylüyor. Hocam ama ya böyle mi olmalıydı? Kaç olmalıydı diyorum. İşte hocam şu netlerde olmalıydı. Mesela diyelim ki 80 olmalıydı. Peki emin misin 80 olması gerektiğine? Sen şu an o konumda mısın? Kaç kaynak bitirdin daha? Daha bunlar hiç belli değilken ama hocam geçen sene ya geç orayı. 12. sınıflarda şu birazcık daha var. Hocam bu iş bu kadar hakikaten zor mu ya? Biz girdik yani ne süre yetişti ne bir şey yetişti falan. Bakın bu girdiğiniz ilk ciddi deneme. Türkiye genelinin böyle bir yanı var. Yani çok fazla kişinin girmesi, farklı ortamlar olması zaten bu yüzden benim çok hoşuma gidiyor Türkiye genelinde denemeler. Girdiğinizde ne olur şu çıkarımları yapın. Birincisi benim hızlanmam lazım. Ya ben bunu fark ettim. İşte bak buradan güzel bir çıkarım yapacağız. Bölüm denemelerine yavaş yavaş ağırlık verme dönemine giriyoruz ki Kasım kampını, yani analiz kampı zaten bu yüzden var. Bölüm denemelerinde hem analiz yapmak hem de derece tayfasını mesela biraz daha böyle süreyi ölçmesini sağlamak burada yavaş yavaş çekeceğiz. Ve şu yorumu ne olur yapmayın. Hocam sıralamam şu gelirse sizce Türkiye genelinde şu olur mu? Vallahi de billahi de bunu söylemek için çok 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 erken olduğunu düşünüyorum ben. Geçen sene bu şekilde gelen hiçbir öğrencime ben cevap vermedim. Hiçbir öğrencime. Hatta daha ilginç bir şey söyleyeyim size. Milli Savunma Üniversitesi yapıldı ki aranızdan birçoğu zaten girecektir diye tahmin ediyorum. Hani öylesine giren çok fazla öğrenci var. Girdiniz çıktınız diyelim. Arkasından şu yorumlar çok yapıldı. Hocam ben bunda şu kadar bine girdiysem burada bir kere bile ağzımı açmadım, yorum yapmadım. Çünkü berbat Milli Savunma Üniversitesi sonucu gelenler vardı. Türkiye derecesi yaptı bu isimler. Çok iyi VSU geldi ve o hocam bu iş bitti falan zannediliyordu. EYT'ye bir girdi. Çok daha böyle arkalarda tıp isteyen mesela bir öğrenci olmadı. Gitti mesela başka yerlere. Yani demek istediğim nokta şurası. Tabii ki benzerlikler var ama %100 budur ya da geneli şudur falan gibi yorumlar sizi ciddi anlamda durdurur. Hatta daha kötü bir şey söyleyeyim mi? Bazı öğrencilerde rehavet oluşturuyor. Çok samimi söylüyorum buna. Şöyle bakın derece tayfasına. Son 3 ay kala ya işte ben şu Türkiye genelinde işte ilk şuradayım. Kesin girerim falan. Artık bu iş oldu falan gibi. Rehavet kısmına bile girebiliyor. Yeriniz olsam bu kıyaslamayı hiçbir şekilde yapmam. Aynen sadece girer. Netlerime bakarım. Hatta şunu öneririm size. Ben burada netlerimi not alırım. 2 ay sonra mesela bu yayının bir daha denemesi var. 2 ay sonra işte bir daha var. Toplamda 4 ay sonra. Bu yayını kendi içinde kıyaslayarak devam ederim. Ben bu yayının birinci denemesinde bunu yapmıştım. İkincisinde inşallah şu sıralama yapacağım. Üçüncüsünde inşallah şu sıralama hedef koyacağım gibi böyle böyle hedefler serpiştiririm. Bu çok daha sağlıklı ve mantıklı olur. Bu birinci hataydı. Yani bu hataları ne olur yapmayın. İkincisi, geçtiğimiz günlerde ben bazen öğrencilerime çok ilginç şeyler yaptırıyorum. Hatta daha önce videoda söylemiştim. Denemeleri alırım mesela. İşte hocam bu kaynak bitti diye getirir bana öğrenci. İşte keseriz. İşte oradan mesela çok fazla kaynaktan soru çözdürmüştür falan ama benim gri sorular dediğim sorular var. Hani grileri beyaza taşımamız lazım diyoruz ya. Bazen pat diye açarım bir tane soru. Bunu çözer misin derim. İşte çözebilirse tamam. Hakikaten güzel gitmiştir o kitapta. Ama çözemezse o kitap bitmemiştir derim. Aynısının benzerini şöyle yaptık. Deneme çözdük. Bundan 2 ay kadar önce. Bir yayının aldı dedim. Bunları çözmenizi istiyorum. Tamam çözdüler hepsi. Netleri geldi. Bunların hepsi bende kayıtlı. 2 ay sonra aynı denemeyi bir daha verdim önlerine. Tabii ki %100 aynı. Yani üzeri kayalı hal değil. Yani yeni denemenin sıfır versiyonu. Buyurun dedim. Aynı denemeyi bir daha çözeceğiz. Şimdi bu biraz garip geliyor önce. Yani aynı denemeyi ben bir daha niye çözeyim ki hocam yani falan dediğinizi sizin de duyar gibiyim. Onlardan istediğim şey şuydu. Hiç yorum yapmayın lütfen. Gidin çözüm ve getirin. Mantıklı gelmiyor değil mi kulağa? Mantıksız. Sen olsan herhalde zaten çözmezdin. Geldiler.
Bir hafta sonra hepsi çözdü getirdi. Özellikle 12. sınıflardan şunu duydum ya, inanılmaz mutlu oldum. Hocam ya, ben bir öncekinde doğru yaptığım bazı Türkçe sorularını yanlış yapmışım. Bu nasıl olur? Türkçenin duygusallıktan bu kadar etkilenmesi. Yani o gün gününde misin değil misin? Bak TYT çünkü böyle bir sınav. Bu birinci çıkarımdı. İkinci çıkarım. Geçenkinde 2 ay kadar olmuş bakın. Yanlış yapılan bazı sorular doğruya dönüşmediyse bu denemeye girilmemiş kabul ediyorum ben. Vallahi billahi bu olmamış ya. Çünkü benim orada bakıyorum mesela matematik diyelim 5 tane boşum vardı. 5 tane de yanlışım vardı. Şimdiki denememde bakıyorum. O konular işlenmesine rağmen hala işte 3 yanlış 3 boşa düşmüş. Yetersiz bence. Vallahi yetersiz. Tıkır tıkır hepsi hatırlanmalı demiyorum. Hepsi çözülebilmeliydi. Hatta bir tane mezun öğrencimde resmen şunu ispatladık. 10 tane daha net çıkarabilirmişiz. Sen bunları öğrenseydin biz bu işi başarırdık. Başka bir öğrenci direkt şunu itiraf etti. Hocam yani maalesef şunu itiraf edeyim. Ben bu denemeyi çözdükten sonra direkt rafa kaldırdım. Hiç sorularını falan çözdürmemiştim. O zaman soru, niye biz deneme çözüyoruz ki? Niye gidiyoruz bu kadar denemeye? Hiçbir mantığı yok ki. Türkiye geneline niye giriyoruz o zaman? Türkiye geneline girdin, şu kadar netin geldi, sıralama bu geldi. Sonra? Hayır. Gerekirse bunu 1,5 ay sonra, hani bu yayının ikincisi olmadan önce bir daha çöz. Boşlar, yanlışlar doğruya dönmüş mü, dönmemiş mi? Senden ricam bu ne olur, bu ikinci olarak da bu hatayı yapma. Üçüncüsü, özellikle 12. sınıflarda daha fazla gördüğüm bir hata, mezunlarda kısmen var. Okullarda, kolejlerde şöyle bir akım başladı ki bu akımın güzel yanı da var, tehlikeli yanı da var. Hocalar mesela bir konuyu anlatıyor. Diyor ki kaldırma kuvveti bitti fizikten. Ya da ne olsun hadi mesela işte tarihten işte Osmanlı dönemi bitti. Arkadaşlar haftaya kadar diyor bu konuyu 4 kaynaktan çözüp getiriyorsunuz diyor. Fakat bir hoca bunu yapsa sıkıntı değil. Tamam güzel. Ama tüm hocalar aynı şeyi yaparsa işler feci karışacak. Şimdi düşünsenize her hoca bir tane konu işliyor. 4'er kaynaktan bitirin gelin diyor. Öğrenciler konometreyi getirirler. Bizim konometreyi biliyorsunuz böyle yanlamasına. Benim önerdiğim kaynaklar bir yerde, onlarınkiler bir yerde, resmen böyle artık yan tarafa kaynak böyle yerleri kutulara açmışlar. Hocam 6. kaynak. Hatta birinde 7. kaynak var. Ya bu o kadar garip ki TYT'den benim şu anda o konuyla alakalı 7 kaynak çözmeye ihtiyacım yok ki. Bir dur orada, bir dur, sakin ol. Hocalar şunu garanti altına almak istiyor olabilir. Evet ben bitirdim, 4 kaynağı temizle gel, bundan yanlış istemiyorum. Haklı. AYT konuları ne alemde? Şu anda derece kıvamında yani 100 net ve yukarısı yapan arkadaşlar bunu yapsa yadırgamam. Bak olabilir, hocalar da yanlış bakıyor. Tamam hadi yapsın o. Da AYT o kıvamda değilse ve maalesef bunu yapan arkadaşların AYT tarafında konometreden açıyorum ki bunu fuarda falan da yaşadık. Geliyor öğrenci, dedim AYT tarafını bir çevir bakalım şöyle biraz konuşalım seninle. Hocam diyor maalesef orada daha konuların yarısında bile gelmedik. Mesela matematikten daha 5 tane konu işlemiş. Fiziğe bakıyorsunuz en fazla işte 7 tane konu bitmiş. Bir edebiyat mesela sadece 2-3 konu ancak işlemiş falan gibi. O zaman burada tehlike şu. Ben bu taraftan 6 kaynak 7 kaynak böyle kendi kendime bir şov yapar gibi davranırsam, kusura bakmayın ama AYT'yi biz doğru düzgün yetiştiremeyiz. Zaten TYT'den kör bir sınav. Ben 7 değil 17 kaynakta çözsem bitmiyor bu sınav. Benim AYT tarafında dengeyi kurmam lazım. Hatta geçenlerde bir tane öğrenci resmen şunu dedim. Yani sen böyle çalışmaya devam edeceksen ya biz beraber ilerlemeyelim. Yani hiç görüşmeyelim istersen. Senden. Çünkü arada bir geliyor mesela bunları gösteriyor. Benim inanılmaz moralim bozuluyor. Hakiki sınavın TYT olmadığının farkına varmanız lazım bana kızsanız da. Bu üçüncü uyarımda dolu bu hatayı da yapmayın. Bu kadar. Üçmüş. Dört vardır da ama bekleyen AYT zaten bununla bağlantılı. Neyse. Bu kadar ciddi bir videoda böyle sonlandırdım. Helal olsun bana. Ne olur bu üç tane büyük hatayı yapmayın. Çünkü bu üç hatayı yaptıkça planlamalarımız değişecek. Motivasyonumuz değişecek. Yani her şey allak bullak olabilir. Hiç gerek yok. Bunları ne olur düzene koyun ve ona göre yol alın. İnşallah bizim de netlerimiz güzel şekilde ilerleyen zamanlarda yükselsin. Sonra da o valizleri dolduralım. Kendinize çok iyi bakın. Yeni bir planlama koşulu serisinde görüşmek üzere. Güle güle.